Sinan, merhaba. Ben Sinan. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıktan zaten gördüğünüz ne yapacağımızı söylemeyeceğim. Öncelikle arka planım değişik çünkü evimdeyim ve 2-3 haftadır video atmıyorum. Bekleyenler var. Bu videoyu da evimde çekmek istediğim için bekliyorum. Ve fırçalarımı nasıl yıkadığımızı da göstermek istedim. Çok fazla fırçam yok. Yani bana yetecek kadar fırça var. Hepsini kullanıyor muyum? Hepsini bazen kullanmıyorum. Yani 3-4 tanesini kullanıp bazılarını kullanmadığım da oluyor. Ama hepsi pis durumda. Şu an gördüğünüz üzere bayağı kalıntıları var. Hatta fondöten fırçam artık böyle katılaşmış fondöten yüzünden. O yüzden bugün sizlerle nasıl temizlediğimi göstereceğim size. Merak edenler vardır. Çünkü ben de fırçaların yıkama tekniklerini merak edip araştırmıştım. Ve herkesin kendine göre bir uygulama tekniği var. Herkes farklı şekilde yıkıyor. Ben de nasıl yıkadığımı sizler merak ediyorsunuzdur diye göstermek istedim. Çok fırçam yok ama beni idare edecek kadar, yani bir avuç falan fırçam var. Ve şimdi merak ediyorsunuz nasıl yıkadığımı geçelim. Banyoya geldim. Arkadaşlar öncelikle fırçalarımızı yıkadıktan sonra serebilmemiz için altına bir tane böyle bez getirin. Havlu olabilir. Benim böyle bir mutfak bezi vardı, onu getirdim ve bu hep makyaj fırçalarımı kurulamak için kullandığım bir bez. Siz de böyle bir tane bez edinebilirsiniz. Her neyse fırçalarımı koyacak bir bez olduktan sonra böyle plastik bir kap. Daha sonra yüz temizleme jeli, herhangi bir yüz temizleme jeli olabilir. Ben bunu kullandığım için şu an bunu kullanacağım. Hatta bu bitmek üzere. Daha sonra Ava'nın böyle yağlı çift bazlı bir temizleme suyu var. Bunu da kalıntıları çok iyi çıkardığı için kullanıyorum. Böyle bir iki damla atıyorum kabın içine. Makyaj süngerimi temizlemek için de kullandığım sabun bu sabun. Yani aslında beyaz sabun kullanması gerekiyor ama bende beyaz sabun olmadığı için, bu da beyazlı olduğu için bunu kullandım. Ve böyle bu şekilde, şöyle ters gösteriyormuşum. Bu şekilde bir sabun. Deneyeceğim, ilk defa deneyeceğim. İnşallah kötü olmaz çünkü bu makyaj süngerini yeni aldım. Çirkinleşmesini istemiyorum. Şunu göstermedim. Bu da böyle bir silikon bir şey. Yani adını bilmiyorum. Böyle iki parmağınızı buradan takıyorsunuz. Daha sonra işte makyaj fırçasını bu şekilde sürtüp daha iyi çıkıyoruz. Hatta şu an eyeliner kalıntıları falan var. Bu arada tırnaklarım için özür dilerim. Yeni çıktılar ve temizleyip tekrar yenisini süremedim. Üşendim. Bu şekilde böyle kalıntılar kalıyor ama çok da önemli değil. Böyle yuvarlak yuvarlak şekilde sürtüyorsunuz. Daha sonra en son olarak da böyle bir kağıt havlumuz var. Kağıt havluyu da hani fırçaları daha iyi kurulamak için kullanabiliriz ama gerek duymayanlar direkt bezle de sarabilirler. Her neyse şimdi yıkamaya geçebiliriz. Öncelikle kabımızı aldıktan sonra ben biraz ılık su koyuyorum. Soğuk suda yıkamıyorum. Ilık suyumuzdan biraz dolduruyoruz kabımızın içine. Bu şekilde doldurduktan sonra içine temizleme jelimizi şöyle görebileceğiniz bir şekilde alayım. Temizleme jelinden döktük. Daha sonra bu çift bazlı makyaj temizleme suyundan döküyorum. Çok değil, azıcık hemen bu kadar döktük. Zaten küçük bir şişe olduğu için çok dökmemize gerek yok. Daha sonra bir fırçanın arkasıyla bu karışımımızı karıştırıyoruz ki daha homojen olsun. Bakın köpürmeye başladı bile. Daha sonra şimdi sizi daha rahat bir açayım, daha rahat görün. Makyaj fırçalarımızı böyle içine batırıyoruz yumuşasınlar diye. Mesela bunda çok bir kir olmadığı için hemen bitiriyoruz. Daha sonra bunu bu şekilde sürte sürte. Zaten zararlı suyun rengi bulanmaya başladı bile. Hepsini sırayla batırıyoruz. Böyle masaj yapar gibi hafif hafif vuruyoruz ki daha rahat rengi atsın. Sırayla hepsini yapıyorum ben. Yumuşasınlar ılık suda diye. Mesela bunun rengi bayağı pis. Görüyor musunuz? Bu da böyle. Şu an sadece yumuşaması açısından bu şekilde koyuyorum. Mesela bak bu fondöten şeydi ve bayağı katıydı. O yüzden şöyle yavaş yavaş bastırıyorum ki yumuşasın. Ilık su zaten onu yumuşatacaktır. Böyle böyle bastıra 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 yapıyorum. Bakın zaten rengi hemen aktı. Sıcaklık da var. Biraz zor aranıyor kaş fırçası. Böyle ince uçlu olduğu için şöyle ön arka ön arka yapmamız gerekiyor. Vurmamız gerekiyor.
Çünkü sık kıllı olduğu için biraz rengi zor şey geçiyor. Geçiyor ama böyle birazcık zor. Böyle hala bastırmaya devam ediyoruz. Sık kılları bastırırsak daha rahat olur. Zaten en son bunları silikonla temizleyeceğimiz için hani silikonlu aletle kaş tarağını da şöyle suya daldırıyoruz. Daha sonra eyeliner fırçası var. Bunu yıkamıştım büyük ihtimal. Çok bir kiri yok bunun. Gene aynı şekilde bastırıp bırakıyoruz. Far fırçası gene pis. Bu da bembeyaz olacak. Zaten suyun rengini görüyorsunuz. Yani belli kirlerin çıkıyor böyle. Bekledikçe çıkıyor. Size tavsiyem sıcak suda yakmanız. Çok sıcak değil ama hani böyle ılıktan bir tık daha sıcak olursa sizin için daha rahat olur. Yumuşar. Bakın rengi direkt açıldı zaten. En son da pudra fırçam var benim. O da bu şekilde. Hemen yıkıyorum. Bu zaten çok rahat oluyor. Kılları yumuşak. Şöyle batırmamla temizlenmesi bir oluyor. Bu şekilde. Batırıyorum. Daha sonra hepsi böyle yumuşadıktan sonra böyle bekletiyorum ben bunu 1-2 dakika kadar. Yumuşayıp kirlerini atıyorlar. Daha sonra şöyle bir aleti alıyorum ve lavabomun başına geçiyorum. Şimdi sizi birazcık yakın alayım ve daha rahat göstereyim. Burada fırçalarımı bekledi. Bekleyen fırçalarımı alıyorum. Mesela ilk önce şunu alayım. Bir far fırçası. İki parmağımla ise taktığım alete masaj yapan gibi uyguluyorum. Suyu azaldıkça suya batırıp tekrar uyguluyorum. Zaten silikonumun rengi kirleniyor. Daha sonra lavaboya da kirleri akıyor. Buradan daha rahat temizlendiğini anlıyorum ben. Lavabonun beyaz olması bir avantaj aslında. Kirlerini görüyorum hani. Bayağı temizlendiğini o şekilde anlıyorum. Zaten fırçanın rengi temizlendiğini gösteriyor. Böyle temizledikten sonra hepsini sırayla yapıyorum. Temizlediğimi bir kısma koyuyorum. Hemen yıkamıyorum. En son yıkayacağım. Daha sonra bunu yapıyorum aynı şekilde. Bakın belki yakından görüyorsunuzdur. Şu şekilde. Bakın 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 hemen akıyor. Yani sıcak suda bekletmeniz sizin için yararlı olur. Aslında bakın bu bir pudra fırçası ama fondöten fırçası gibi kir tutmuş. Görmüyoruz üzerinde çok toz bir ürün olduğu için ama bayağı yer kaplıyor. Bu şekilde sürttükten sonra sırayla hepsini yapıyoruz. Bakın böyle sıkıyorum. Çıkıyor zaten hemen. Yine bunları hızlı bir şekilde yapıyoruz. Pat pat pat. Zaten renginden de gördüğünüz üzere suları aktı. Kirleri aktı. Fırçalar yumuşak suda çok daha rahat çıkıyorlar. Yumuşak su dedim sıcak su. Ilık su. Böyle kalıntıları daha rahat çıksın diye ben sürtüyorum ama zaten çoğunu yıkarken temiz hissedeceksiniz. Highlighter fırçası en kirlenmeyen fırça diyebilirim. Highlighter rengi olduğu için çok da bir şey olmuyor. O yüzden böyle küçük bir sürtmeyle bitiyor. Elim ağrıdığı için artık iki parmağımla değil şu şekilde tutarak yapıyorum. Taramla bu şekilde temizliyorum. Böyle böyle sürtüyorum. Ucunda aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı hareketlerle temizliyorum. Zaten temizlendi. Bu makyaj fırçam değil aslında. Uzun zamandır kullanmıyordum bunu. Bunu sadece maske için kullanıyorum. O yüzden bir kiri yok. Son olarak da eyeliner fırçası var. Bunu da yakın zamanda yıkadığım için burada siyahlık yapmıyor şu an. Normalde simsiyah çıkıyor yani. Yıkadıktan sonra artık benim bununla işim bitti çünkü. Bunu artık atıyorum kirliye. Bunu da kirliye atıyorum. En son yıkamaya geldik şimdi. Yıkamak için de sizi böyle yakın alayım. Açıyorum. Yıkıyorum bu şekilde. Ucunu böyle elimle kendim temizleye temizleye yıkıyorum. Bakın bu fırçam eski bir fırça.
Bazen yıkarken kılları dökülüyor. Bir tek bunda bir kıl problemi yaşıyorum. Diğerlerini asla yaşamıyorum. Bu şekilde yıkadım. Az önceki bezimin üzerine koyuyorum. Daha sonra kıvı tavlıyla bunları kıllarını alacağım. Hızlı bir şekilde yapayım. Süngerimi temizleyeceğim. İlk önce suyu çekmesine izin veriyorum. Daha sonra sabunu yıkıyorum. Sabunumuza güzel güzel bu şekilde sürtüyorum. Genelde çıkacak. Bakın bu şekilde temizledim. Buraları duruyor hala. Geçmedi onlar. Bilmiyorum niye geçmediğini. Aslında sürttüm bayağı. Ama temizlendi bu kadar. Bu şekilde oldu benimki. Aslında daha temiz olması gerekiyordu ama şu siyahlıkları çözemedim. Buraya gelecek olursak burada makyaj fırçalarımız var. Kağıt havlumuzu alıyoruz. Hepsini topluyorum bu şekilde. Böyle sularını çekmesini sağlıyorum. Bakın. Ve tek tek silip kurumaya bırakıyorum. Tek tek böyle koyayım. Bunda şu temiz bir şeyler alayım. Arkadaşlar benim makyaj temizlemem bu şekildeydi. Bunları da böyle birkaç saat bırakıyorum. Hatta yarın makyaj yapmayacağım için. Bunlar bir gün boyunca böyle dinleniyorlar. Ve çöplerin gözükmesi ne kadar kötü gözüktü ama şöyle alırsak. Şimdi kendime çevireyim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ben makyaj fırçalarımı bu şekilde temizliyorum. Siz nasıl temizliyorsanız yorum olarak bırakabilirsiniz. Sizlerin tavsiyesiyle de deneyebilirim sizin temizleme şekillerinizi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. 5000 abone olmuşuz ve bunun için herkese çok teşekkür ederim. Hala daha bununla ilgili bir konuşma yapmadığımın farkındayım ama yakın zamanda bir post atacağım. Hatta bu videodan önce postu atmış olurum diye düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için bana destek olan herkese, bana destek olmaya çalışan, karşılaştığım takipçilerime çok 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 teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Herkese görüşmek üzere.